Ben kimim? Zor soru. Güzel soru ama zor. Çünkü kendimin en negatif, zayıf yönlerini bilen, en iyi bilen belki benim. Annem de biliyor olabilir, babam da. Ama kendi kalbimi en iyi tanıyan da benim. Biraz kendi çapımda felsefik, duygusal olacak olursam eğer, nihayetinde zamanın, mekanın ötesinde bana belki uzun gelse bile aslında belki şundan da daha kısa bir sürede bu dünyadan gelip geçen bir sürü kum tanesinden birisiyim. 4 sene içerisinde 250'yi aşkın video yüklemişim. Devam edeceğimi bu kadar düşünür müydüm hiç bilmiyorum. Zamanında ama böyle işte komiklikler yaparız, şakalar yaparız, eğleniriz, anısı kalır diye açmıştım. Sonradan hani nasıl bir çocuğa isim koyarlar, sonra o isim gerçekten çocuğu etkiler ya. Bende de o hesap sanırım. YouTube günlüğüm deyince gerçekten dijital günlük gibi olmaya başladı. En güzel şey anılara dönüp gidebilmek. Hep söylüyorum, fotoğraflar çok güzel. Fotoğraf çekmeyi de, ondan sonra fotoğraflara bakmayı da çok seviyorum. En sevdiğim aktivitelerden bir tanesi mesela. Tamam, bizim evdeki fotoğrafları artık ezbere biliyorum, albümleri, ama anneanneme gittiğimde tekrar tekrar da olsa ya da başka bir akrabaya gittiğimde kendi resmimi bulduğumda çok seviniyorum. Sanki hiç görmediğim bir gözle bakmış oluyorum kendi resimlerime ya da annemlerin resimlerine diyelim. Ama videoda gerçekten o ana gidip o anın stresini, heyecanını birebir yaşayabiliyorum. Özellikle tabii bu kına vlogları, nişan vlogları ya da herhangi bir annemle gittiğim gezi vlogu da olsun, Masumiyet Müzesi'ni gezdiğimiz gün olsun. Bugünlere tam tamına dönebiliyorum. Çok güzel bir şey. Bunu yaparken de böyle tatlış küçük bir topluluğumuz olmuş oldu. İnsanlara bir şekilde dokunabilmek hayatlarına pozitif anlamda. Bir kitabı önermek, ondan sonra o kitabın çok beğenilmesi, güzel geri dönüş almam mesela. Çok küçük bir şey belki ama benim için çok çok önemli. Hayatımda belki hiç görmeyeceğim birisine mini minnacık bir tavsiyede bulunmuş oluyorum. Erasmus konusu, tez yazımı konusu, videolar o kadar çeşitli ki. Tamam, en çok sevdiğim şey bugüne kadar vlog oldu gerçekten. İzlemeyi de çok seviyorum. Ama onlar haricinde eğitime yönelik şeylerde, ne bileyim, saç boyama videosu bile var. Son zamanlarda biliyorsunuz elmalar çok diye elmalı tariflerle haşır neşir oldum. Ben yapıyorum, deneyenler bana atıyor tarifleri, çok güzel oldu kokusu vesaire. YouTube bana bunları kazandırmış oldu. Bazen hani kötü olaylar duyunca insan insanlığa olan inancını kaybediyor ya. Ben de YouTube sayesinde gerçekten iyi kalpli, çok temiz, çok candan insanların olduğunu görünce o insanlığa olan inanç yine orada duruyor gerçekten. İşte dedim ya, komiklik şakalar yaparak başlarız vesaire dedik. Ondan sonra günlüğe döndü adeta. Bu da işte gözlem yeteneğimden geliyor aslında. Kardeşimde de var. İnsanları gözlemlemeyi, özellikle insanlarla başladı aslında. Yani beni İstiklal Caddesi'nin başına koy, ben orada insanları izleyeyim. Ya da herhangi bir park, hiç fark etmez. İnsanlar hakkında hayal kurayım. Ne derdi var, ne yapıyor, ne giymiş. Ama bu yargılar gibi değil de gerçekten o insanın hayatına bir pencereden bakmak gibi. Gözlem yapmayı o yüzden hep çok sevdim. Hiç farkında olmadan da gözlemlediğim insanların taklidini yapabileceğimi fark ettim. Ve bu yönüm aslında hiçbir zaman tam olarak yansımamış oldu internet ortamına. İşte bu Belki. gözlem yeteneği de öncelikle fotoğrafa, daha sonra videoya kaymış oldu. Şimdi de bu videonun başında da aslında bu sıralar yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi görüntüleri müzikle harmanlamak. O müziklerin arasında kayboluyorum. Edit yapmak bazen çok gıcıma gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Ama bu tarz introları yapmak, tam böyle uygun müziği bulmak çok sevdiğim bir hobi oldu benim için. Kendi gözümle gördüğüm şeyleri tekrardan kamerayla görmek, tekrardan editlerken görmek ve müzikle harmanlandığında çok böyle sinematik, kendi çapımda acemice tabii ki de, sinematik olduğunu görmek çok hoşuma gitti. Eskiden insanları daha çok gözlemliyordum. Ama Rafi'nin sayesinde, bakınız eşim, artık daha fazla doğaya bakar oldum. Tabii ki de şu anda Avusturya'nın bir minik köyünde yaşadığım için de onun etkisi var. Her ne kadar şehre aslında yakın da olsam, daha ormanın içerisinde, çiçeklerin, böceklerin içerisindeyim. Bu da en son o köyde yaşamak videomda anlattığım gibi gerçekten şükretme duygusunu daha çok ön plana çıkartıyor. Şehirde de bunu yapabilirsiniz ama o karmaşadan, stresten pek mümkün değil. Rafi mesela insanları gözlemlemeyi
Bırakın insanları fark etmiyordu. Biz İstanbul'a geldiğinde diyelim ya da işte burada şehirde gezerken. Yolda bir şey göstersem ama hiç görmemiş oluyordu. Tam tersi o da işte, aa şurada bir böcek var benim asla görmediğim. Aa şurada bir solucan var şunu kenara alayım falan. Ben hiç görmüyorum o solucanı nerede falan, hiç umurumda değil. Şimdi mesela onu fark eder oldum. Rafi'de artık insanları daha çok fark eder oldu. Böyle yavaş yavaş karışıyoruz. O yüzden hem burada oturmanın etkisi hem de birazcık Rafi'nin sayesinde. Bak ay şu anda çok güzel gözüküyor. Dolunay vesaire. Hadi gel çekim yapalım. O söylüyor. Ya da mutlaka dışarı çık. Gün batımını görmen lazım. Gün batımını gördüğünde heyecan bu. Video haline getirdiğinde ne yazık ki kendi gözüm gibi olmasa da hiçbir zaman videonun sonucu kalitesiz renkleri. Yine de güzel bir şey çıkmış oluyor ortaya. Vlog çekerken de uğradığım böyle karşılıklı sohbet ediyormuş hissi veren yegane yer de burası. Bu koltuk, arkamdaki bu kitaplık. Kitaplardan, filmlerden konuşmayı çok seviyorum. Her ne kadar kendimi eksik görsem de, konuşurken kendimi beğenmesem de. Ama video çekmek aynı zamanda buna da yardımcı oluyor. Bir şekilde kendi eksikliklerimi fark ediyorum. Yanımda birisi varken diyelim ki lafını kestiğimi fark ediyorum mesela. Diyorum ki Göksu yapma bak, demek ki günlük hayatta fark etmiyorsun. Öyle ben keyif aldıkça sanırım devam edeceğim bu video işine. Aynı zamanda annemlerden, arkadaşlarımdan uzak olunca onlar beni izlemiş oluyor. Gerek o Almanya döneminde, gerek şimdi, her ne kadar ikisi farklı olsa da birbirinden. Tabii bir de meslek meselesi var. Şu anda aslında işsiz diyebilirim kendime. Marmara, lisans, yüksek lisans, ondan sonra ruhsat kenarda avukatım. Buraya taşınmadan önce, bu sınırların kapanmasının 2 gün öncesi yani, son gün sadece izin aldım. Dibine kadar çalıştım. O yüzden ara vermek güzel geliyor. O konuya devam edersem çok çok uzar bu video aslında. O hamur yoğurdum videoyu belki hatırlarsınız. Böyle saatlerce hamur yoğurup bu konudan konuşmuştum. Şu anda ama Almancayla tam olarak delirmeceler modundayım. Motivasyonun devamlı burada olmayacağını artık kavradım. Daha şu bu şekilde olduğunu ya da dil öğrenme eğrisinin bu şekilde olmadığını, biraz şu şekilde olduğunu takip ettiğim Instagram'dan sayfalar, YouTube'daki kanallar sağ olsun. Bu yarışma olayını da Burcu sağ olsun, o önerdi bana. Dedim ki ben böyle zorlama şeylere hiç gelemiyorum. Yani bir kural var. Göksu bunu ne kadar kitap okumayı sevsem de, belki hadi film de olsun, şunu şu zamanda yap, izle. Hiç yapasım gelmez. O şeyi ne kadar seviyorsam da, ben kitap okuma alışkanlığını ne yazık ki çok daha sonradan kazandım. İlkokulda hoca, zaten ilkokulda da o kadar başarılı değildim. İlkokulda hocam bana Edmondo de Acamus olması lazım. Çocuk kalbi. Yaz için, bu arada arkada horlayan Robin. Yazın dedi, bu kitabı okuyacaksınız, ondan sonra özet falan filan. Okuyamıyorum. Gitmiyor sayfa. Yani asla okuyamıyorum. Ne zaman ki bana birisi şunu yap Göksu dese. Ha, iş boyutunda farklı oluyor. Çünkü işi olan disiplinin birazcık annemden gelmiş. Aa yapmak zorunda yazacağım. Yapacak bir şey yok falan. Uyumayacağız, yapacağız falan modunda oluyorum genelde. Ama bu daha çok günlük, kamera durdu. Daha benim serbest hareket edeceğim bir alansa yapmıyorum genelde. O yüzden bunu da yapmam diye düşündüm ama şu intro'yu yaparken dedim ki Göksu bir dene şansını, ne olacak dedim. Öyle, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bilmiyorum, böyle şeylerde genelde şansım olmaz ama bir denemiş olalım. Burcu'yu kırmamış olayım falan. Tabii ki de son sözlerimi söylerken kameranın ya şarjı bitecekti ya da hafıza kartım dolacaktı. Hafıza kartı doldu. Genelde bu şekilde presentable da çıkmıyorum kameranın karşısına. Vallahi yarışma sayesinde çok teşekkür ederim. İşte anca bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Things are finally right.